Hoş geldin. Hoş bulduk. En son ilkokulda video çektik. İlkokuldaydık. Evet. Üçüncü sınıfta değil mi? Üç müydü? İki miydi? Kaç? Dört. İyiydi be. Evet. Gerçekten kahve varmış bu arada bu bardaklarda. Ben bir şüphe ediyordum YouTube videolarında gerçekten oluyor mu diye ama. Kahve yerine başka ne koyuyorlar ya? Aynen. Kahve. Kahvemizi yaptık. Ne konuşuyoruz? Muhabbetimize gelelim. Muhabbete gelelim. Sadede gelelim. Bugün ben fedakarlık konuşmak istiyorum. Hmm. Eşim izlerse bu videoyu. En azından çocuk düşünüyormuş. Bir şeyler yapıyormuş desin istiyorum. Farkında olsun hadi. Evet. Konumuz fedakarlık. Biri için değişme meselesi. Şimdi 2,5 yıldır evlisin ve 2,5 yıldır farklı bir insanla yaşıyorsun ailen dışında. Nasıl bir his abi? Ne kadar değişmen gerekti? Değişmen gerekti mi? Gerektiyse ne kadar değiştin? Değişmem çok gerekti. Ben değiştim mi? Tartışılır. Bunu hanıma sormak lazım. Değişmemi de çok istiyor. Emin ol ben de çok istiyorum bunu. Ama şimdi bir 28 yıllık da bir geçmişte anne eli değmişlik var. Anne bilmiyorum böyle biraz bizi el bebek gül bebek yetiştirdi herhalde. Ben bundan şu anda da çok da şey değilim. Aslında kadın bunu yapmak istemedi. Ama içten gelen bir şey olduğu için yani yapmak istemiyor. Para verip çocukken bana temizlik yaptırıyordu annem. Yani rüşvet karşılığı bir iş yapıyordum anladın mı? Şimdi senin bir görevin aslında. Ya görevim ve bu fedakarlık da değil aslına bakarsan hani. Yapman gereken. Aynen yapmam gereken bir şey. Eşim çok yoğun çalışıyor. Ben bunu gözümle görüyorum evden çalıştığımız için genel olarak ikimiz de. Üzülüyorum tabii ki her işi kendini koşturmasını vesaire. Bir işin ucundan tutayım istiyorum. Şimdi evlendikten sonra ki hatta bak şuraya girelim bir de para. Parantez açayım. Aç. Parantezimi açıyorum. Evet. Üniversitede de bir dönem ben yalnız yaşadım. Yaşadın, kendi evim vardı evet. Maalesef o dönemde de zaten bunu kendime de yapmadım. Hani yapamadım. Klasik öğrenci evine döndü orası. Klasik bok götürüyordu. Yani bir yere kadar bok götürüyordu. Bir yerden sonra lan yeter bu kadar da götürmesin diye. Temizlik yaptım. Bir saat bir elden geçirme operasyonumuz vardı. Ama yani, evlenince durum tamamen farklı. Farklı. Çünkü ben o zamanlarda yıkanan tişörtlerimi ütülensin diye koltuğun minderinin altına falan koyuyordum. Hani... Anladın mı? İlkel çözümünde en ilkeli. Lan düz olsun bir yer. Üzerine bir baskı olsun. O ütülenir abi. Gerekiyorsa 2 gün kalsın abi. 2 gün sonra giyerim. Böyle bugünlerden evliliğe gelince tabii konu daha düzenli bir hayat. Hanım zaten bu tarz işleri yapıyor. Yani hamarat. Ama kendi de serzenişte bulunuyor tabii ki. Hani sen de destek olsan mı acaba? Hep. Tek başına olmuyor. Hak veriyorum. Elimden geleni yapıyorum yani onun için. Daha yeni diyeyim. Bak 2,5 senedir evliyim. Daha yeni. Evet haklı ben de bir şeyler yapıyorum. Yani yapmam gerektiğini hep biliyordum. Çünkü dediğim gibi benden gerçekten çoğu zaman bu kampanya dönemleri vesaire işi gereği sıkıntılı bir dönem. Daha yoğun çalışıyor senden. Çok yoğun çalışıyor. Ama buna rağmen o her şeyi yapıyor, ediyor. Yani söyleniyor mu? Söyleniyor. Haklı mı? Haklı. Evet. Benim de bir şeyler yapmam gerekiyor bu durumda. Ama elinden bir yerlerde tutuyorum, ediyorum yani işte yardım etmeye çalışıyorum. Ha ben yaptığımdan şu anda memnun muyum? Hı. Tatmin miyim diyeyim daha doğrusu. Tatmin değilim. Biraz daha fazlasını yapabilirim. Hani gayet gösterir ama zamanla bunlar olmuyor. Neyse en azından başlamışsın değişmeye yani. Evet. Ev işleri konusunda. Bir fedakarlık etmemiz gerekiyor. Yani bu kadar rahat. Ya çünkü evlendiğin insan zaten hani seviyorsun eşin. Hayat arkadaşın. Hayat boyunca bu böyle olur mu? Yani. Mantıklı bir insan. Bunu düşündüğün zaman zaten böyle gitmeyeceğinin farkında. Şey peki, ya şimdi ev işleri konusunda değişiyor iyi güzel de. Böyle daha huy olarak, karakter olarak değişmeni istediği bir şey oluyor mu? Ya da senin zamanla değiştirdiğin bir şey oldu mu? Hani şu şey geyi doğru mu onu merak ediyorum yani. Eşler zamanla birbirlerine benzerler muhabbeti var ya. Evet. O doğru mu? Doğru. Yoksa hani hala daha ikiniz de atıyorum 3 sene önceki Demet, 3 sene önceki Hanım mı? Değil. Ama genelde hep Demet bana benziyor son zamanlarda. Kolay yolu bulmuşsun ha. Yani herhalde ben de gerçekten bir kolay yol ya da ne bileyim. Burcum gereği benim zaten çok üşengeç biri olduğumu sürekli söylüyor. Ondan çok şikayetçi. Boğa burcu. Oturan boğa diye dalga geçer hatta benimle. Haklı mı? Haklı. Yani şey değil bu konuda kendimi savunamayacağım. Savunacak bir tarafı da yok. Ama yani bazen bu son dönemlerde ikimizin de dikkatini çekti hatta. Birbirimize söylüyoruz. Bak sen iyi misin? Sen normalde böyle düşünmezdin. Bu benim düşüncem. O bu sana diyor sen. Ben söylüyorum. O da haklısın diyor. Sana benziyorum falan diyor. Hani birbirimize makara yapıyor.
yapıyoruz. Ya peki bu şey rahatsız ediyor mu seni? Hani rahatsız etmekten kastım. Şimdi bir insanla birliktesin. Ömür boyu birlikte olmaya niyetlisiniz ikiniz de. Ve dolayısıyla hani sen dört dörtlük bir insan değilsin. Karşındaki de dört dörtlük değil. Nedir bu işin abi normal formülü? İkiniz de yani bazı şeylerden fedakarlık edip orta yolda buluşacaksınız eyvallah. Ama bunu yani dilde söylemesi kolay da yapması o kadar kolay mı? Dediğin, göstermek önemli. He, dediğin gibi yani sen bu yaşına gelene kadar aşina olduğun bir hayat var. Onun da keza aynı şekilde. Ailenin sana seni yetiştirdiği bir şekil var. Tekken yaptıkların var. Ya bekarken bambaşka biriydin. Evlenince farklı biri olman gerekiyor. Yani bütün bunlara hani değer mi değmez mi kısmında değilim. Tabii ki değer ama ne kadar zorluyor seni? Yani ne kadar şey yapıyor? Hani çok zorlayıcı bir süreç mi? Yoksa ulan zaten hani bu kız bana doğru olanı söylüyor. Doğru olanı gösteriyor. Tamam ben de oraya evriliyim demek daha kolay. Ya onu söylemesi benim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü ben zaten onun farkındayım. Hmm. Hani onun söylemesi tam tersi aslında ben de geri tepiyor. İnada bindiriyorsun. Aynen bu sefer de biraz inat havası oluyor. Ya çünkü yani yapmam gerekeni biliyorum okey. Yapıyor muyum? Her zaman değil. Ama bu benden her zaman yapmamı bekliyor. Ya şimdi ben de bu aralığı sıklaştırmaya çalışıyorum. Yani daha sık ya şöyle de bir şey var. Zorluyor mu seni diye soruyorsun ya. Hı. Ya şu çamaşırı alıp da kurutmaya atmak ya da kurutmadakini alıp katlamak ne kadar gerçekten 15 dakika sürüyor evet. Aslında. Önemli olan benim o psikolojiyi, onu yapacak psikolojiye kendimi hazırlamam daha uzun sürüyor. Zaten onu yaptıktan sonra sıkıntı olmuyor yani. Aynen. Ya bunu geçen haftadan örnek vereyim. Hı. Yolda iş yerinden çıkmış geliyor. Çok yorgun olduğunu biliyorum. Geç saatte geliyor çünkü. Ya yorgunu falan dedi. Taksi de bulamamış. Otobüse dönüyorum ve ayakta geliyorum dedi. Ya içim cız etti tamam mı şimdi? Baktım mutfakta da şeyler makine temizlenmiş yani yıkanmış. Boşaltıp makineyi boşaltıp şeydekileri de lavabodakileri de makineye dizmek gerekiyor kirlileri. Yaptım. Salona oturdum. Geldi. Bekliyorum şimdi hani yaptım ya o söylemeden yaptım ben bunu. Ya bir şey istiyorum anladın mı böyle? Ya teşekkür ederim sarılsın boynuma. İşte mutlu olsun ya onu mutlu edeyim yani anladın mı? Ya geldikten sonra içerideyim. Bir geldi mutfağa böyle bir baktı. Mutfağı mı toparladın dedi ama duymamazlıktan geliyorum. Yanıma gelip söylesin yani anladın mı? Bunu istiyorum. Ya öyle olunca da olmadı tabii. Bunu ben dile getirdim. Dedim gördün mü hani yaptım. Her gün ben yapıyorum zaten dedi. Şimdi onu söyleyecektim. Abi zaten bu kız bunu günde belki 3 kere yaptığı için, her gün yaptığı için onun için sıradan bir iş. Sen ama 40 yılda bir yaptığın için bekliyorsun ki. Abi benim için de büyük bir iş ama. Mehter marşıyla gelsin kutlama yapsın orada. Maalesef. Ya bu konularda bir yerde bir şekilde değişmemiz gerekiyor ya. İlla hani atıyorum diyorsun ya ulan zaten bunların yanlış olduğunu ben de biliyorum. Yani anneme de yardım etmeliydim veya tek yaşadığımda da şey olmalıydı. Hani bir şeyler sebep oluyor. Evleniyorsun sebep oluyor vesaire falan ama zaten bizi yönlendirmek istedikleri yol kötü bir yol olmadığı için doğru olanı olduğu için bir an önce yapmak gerekiyor dediğin gibi. Bir de şeyi merak ediyorum. Sen peki onda bir şeyleri değiştirdin mi? Hani böyle ev işi mevişi tarzı değil de huy olarak, karakter olarak, o da atıyorum bekarken bazı huyları vardı, alışkanlıkları vardı. Evlenince senin değiştirmek istediğin bir şeyler oldu mu? Yani şu şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Şimdi oturan bu alakabım olduğu için dışarı çıkma konusu mesela. Demet gezmeyi sever. Dışarı çıkalım. Ama bir şey yapmak değil, aktivite değil. Bir çıkalım sahilde yürüyelim der mesela sadece. Şimdi ben bunu istemediğim zaman son zamanlarda bakıyorum az önce bahsettiğim konu da bu işte. Yani o bana benzemeye çalışıyor, benziyor artık falan dedim ya. Hani demiyor artık. Yapalım edelim çok sık. Hani önceden 2 günde bir, 3 günde bir çıkalım olan şey şimdi hafta sonu çıksak yeter. Çıkalım mı dediğin zaman çıkmayalım yorgunum. Bir şey biliyor artık seni yani. Biliyor. Hayır, kendisine ben teklif ettiğim zaman da artık yok ya uzanalım işte yatayım, dinleyin, televizyon izleyeyim vesaire. Burada şeyi anlatacağım bak. Biz böyle pandemi zamanı hep birlikte Kaş'a gittik. O pandemi var herkes şey falan diye işte o havuzlu klasik villalardan tuttuk. Takılıyoruz işte villada. Havuz var vesaire. Yiyoruz, içiyoruz gayet güzel. Herkes dedi ki işte oradaki meşhur plaj neydi? Kaputaş. Kaputaş. Hadi gidelim dedi Kaputaş plajına. Yani orayı da bir görelim. Buraya kadar geldik vesaire. Anıl dedi ki ne gerek var? Baktı ki ikna edemiyor bizi. Sonra dedi ki o zaman siz gidin. Ben buradayım. Kardeşim kusura bakmasın kimse tamam mı? Bak ben bu konuda çok linç yiyeceğim. Ben de buradan konuşuyorum izleyenlere. Haklılar mı? Haklılar. Gene aynı yere geliyor. Ben istemiyorum kardeşim.
Siz gidin beni pedarlamayın. O havuzlu villayı biz niye tuttuk? Niye bu dünya para bayıldık? Kendime has havuzum var yani. İstersem villanın tepesinin 3. kattan oraya atlarım yani. Evet. Anladın mı? Biraz bilmiyorum. Tam gidilir. Gene gidilir ama. Ya son gün dönerken uğra yani. Hani görelim mi yani? Orada durup bir sigara içelim de tamam. Ya mesela bu örnekte bile hani dediğin gibi yani şimdi Demet'i ben de tanıyorum. İkiniz mesela bu konularda farklı karakterlersiniz. Ama şey oldu mu finalde? Ya söyledin gerçi ama Demet biraz daha doğru sana doğru yaklaştı. Evet. Yani eskisi kadar öyle dışarı çıkalım edelim falan demiyor. Ama bu mesela içten içe bir huzursuzluk yaratıyor mu yoksa herkes okey mi şu anda? Ya aslında ben de yaratıyor. Onda yarattığını düşünmüyorum ama. Hmm. Çünkü ben onu değiştirmek istemiyorum aslında. Bundan ben rahatsız oluyorum. Ufak ufak ama çok bir şey değil. Hmm. Çünkü çok ciddi konular değil. Değil değil tabii. O yüzden hani kendimi şimdi burada acındırmaya ya da şey yapmaya çalışmıyorum ama ben onu değiştirmekten biraz üzülüyorum diyeyim yani. Anladın mı? Ben çünkü o böyle bir insan değildi. Belki de böyle bir insan olmak istiyordu. Değildi. O da bak bu da bambaşka bir bakış açısı aslında. Belki o da çıkıp dolaşmak istemiyordu. Yani istiyordu tabii ki ama gönülden gönüle belki de hep erteliyordu ya da bir şey yapıyordu. Olabilir. Olabilir. Çünkü bu konularda çok değişecek bir insan değil. Sen de tanıyorsun. Aynen. Biraz dediğim dediktir yani. Hırslıdır vesairedir. Ama bence evrilmesi iyi mi? Bana göre iyi işte. Senin işine yarayan şekilde evrilmiş. Ya şunu merak ediyorum. Bir bekar olarak. Tüm bu süreç hani iş hani Demet'ten Anıl'dan çık. İsim fark etmeksizin. Evlilik mi? Heh, bütün bunlara değer mi değmez mi? Değer. Değer değil mi? Şüphesiz. Finalde değer. Ya bunlar şey geyiği mi oluyor o zaman? Hani tuzu biberin geyiği bunlar oluyor değil mi? Böyle olmak zorunda çünkü dört dörtlük sürekli her şey yolunda olmuyor zaten. Evliliğin şeyi bu. Yani illaki tartışmalar, illaki bir şeyler olacak ama bu tartışma da değil aslında. Birbirine fikir dayatma ya da bir şey dayatma işte. Benim örneğim mesela yani dışarı çıkma konusu. Ya şöyle bir şey söyleyeyim ama. Günün sonunda tam tersi zıt karakterlerseniz evlilik kötü bir şey. Olmaz yani. Tamam. Bunlar şimdi hani verdiğin örnekler ufak tefek evet, konular. Yani bu konuları büyütüp de sürekli kavga haline getiriyorsan bunu. Olmaz. O zaman sıkıntı evlilik sana işte zindan olur yani. Olmaz. Evet. Ama bir şekilde ortayı bulabiliyorsan işte ben fedakarlık edersem o fedakarlık ederse bazı konularda hiçbir sıkıntı yok. İki tarafın da fedakarlık etmesi gerekiyor. Işte. Abi her ilişkide zaten öyle yani. Abi evlilikle alakası yok zaten. Aynen. Arkadaş ilişkide hani ateş barut olursa iki taraf zaten dediğin gibi patlar yani. Biri yükseldiğinde öbürü alttan alacak. Ertesi gün başka bir şey olacak. Diğeri yükselecek. Öbürü alttan alacak. Ya her konuda, her ilişkide böyle yani. Aile ilişkilerinde, iş ilişkilerinde de böyle. Evet. Yani mecburen bir orta yolu bulmak zorundayız. İş yerinde de şöyle bir şey var ama. Az üst ilişkisi olduğu için bir yere kadar zaten herkes sınırını biliyor. Biliyor. Ama evlilik öyle değil abi. Evlilik senin zaten hayatın gerçeği. Sen evdesin. İnsan nerede rahat eder? Evinde mi? Rahat eder. Yani evinde rahat ettiğin dönemde, anda sen darlanıyorsan bir yerden sonra insan bittiriyor, içine atıyor. Ondan sonra saçma sapan bir konudan patlayabiliyor. Ya bir yandan da aslında çok normal geliyor. Çünkü imzayı atana kadar ki gelen sürede koskoca bir ömür. Sen tek başına yaşamışsın. Karşındaki insan tek başına yaşamış veya işte ailesiyle yani bambaşka karakterlerle bambaşka bir şekilde, bambaşka yaşlarda bir süreçte o güne kadar gelmişsiniz. Sonra düğün günü bir imza, hop akşam bu saatten sonra bütün ömrümüz boyunca artık sadece ikimiz varız. İşte ileride çoluk çocuğu vesaire. Abi zaten bu şey olur. Böyle sudan çıkmış balığa dönen dersin. Bir yandan da çok normal bir şey aslında. Ve çok güzel bir şey. 2,5 sene diyoruz ama ulan onun öncesinde de senin 20 küsür senen var. İşte eşinin 20 küsür senesi var. Onunla bunu kıyasladığında aslında 2,5 sene çok küçük bir rakam. Öyle. Yani iki evleneli hani aşağı yukarı 2,5 sene oluyor. O öncesinde de öncesinde çok uzun bir birlikteliğimiz vardı. Ama şey farklı değil mi? Yani hani sevgili olduğundaki süreç farklı. Birlikte aynı evde yaşam. Aynı evde yaşama konusu. Bambaşka. Çok başka. Bambaşka bir mesele. Ya benim onu hiç bilmediğim huyları mesela ortaya çıkabilir. Benim hiç bilmediğim senin huyları onun için ortaya çıkabilir. Ya en azından farkındasın, o güzel bir şey. Yani değişim için zaten önce farkında olmak gerekiyor. Hani geç olmuştur, erken olmuştur. Bardağın diğer tarafına bak, hiç olmayabilirdi. Hani şunu dayatabilirdim, bu da işi yokuşa sürmek olurdu. Ya ben buyum, değişmem, böyle geldim. Hani beni böyle kabul ediyorsan et. İlk başta böyleydim bu arada gerçekten. He. Kendini savunacak hiçbir tarafım yok. Anlayacaksın. Böyle diyordum. Evet. Gerçekten ona karşı böyle söylüyordum. Ya sonradan bunu çok bencilce tabii. Bir şey olduğu dank edince ama yapayım dedim işte, dedim elime ne yapışacak.
Zıvır zıvır derken. Ya çünkü evet yani atıyorum burada şimdi Demet otursa Demet'le bu muhabbeti yapsak. Yapma. Sen mesela 3 şey saydıysan Demet belki 15 tane şey sayacak. Hayır. Değiştirdiği, kendinde değiştirdiği, birlikte yaşamanızı kolaylaştırmak için. O yüzden doğru aslında ya. Yani evlilik nezdinde konuştuk ama genel olarak da yani... Abi insansın. Değişmen lazım. Var, iletişimin var. En bizim basit şeylerimizden biri. Hı-hı. Temel yeteneklerimizden biri. İletişim halindeyiz birbirimize. İletişimin içinde bunlar var yani. Sen hayatı idare ettireceksin ya. Aynen. Mecbur konuşacağız. Mecbur fikir alışverişleri yapacağız. Yani ikimizin fikrinin ayrı olması bir yerde orta noktayı bulamayacağımız anlamına gelmiyor. Gelirse evlilik oluyor işte. Orta noktayı evet. bulabiliyorsan mutlu bir evlilik oluyor evet. diyeyim daha doğrusu. Düzelteyim. Mutlu evlilik böyle. Ortayı bulabilmek. Bir de empati konusu çok önemli abi. Şimdi sen diyorsun ya mesela lan insanın kendini en rahat hissettiği yer ne? Evi. Ben de orada kendimi rahat hissetmek istiyorum. Hani kendi bildiğim şekilde. Şimdi aynısı Demet için de geçerli. Eşin için de geçerli. Onun da bildiği bir hayat var. Nedir onun da rahat ettiği düzen? İşte o kirliler kirliyi atacak. Bulaşık makinesi bilmem boşaltılacak. Neyse artık bunun gibi şeyler. Sen şimdi bunları yapmayınca veya işte sadece Demet'e kalınca bu sefer o kız kendini rahat hissetmiyor evde. Evet, dinlenemiyor. Veya evet. yani sen zaten bu empatiyi kurmaya başladığında veya aynı şekilde o da senin için bu empatiyi kurmaya başlayınca o orta yolu bulma meselesi ister istemez gerçekleşiyor. Yani o bir adım atıyor, sen bir adım atıyorsun. Bir şekilde ikiniz de hayatınızı kolaylaştırıyorsunuz. Dediğin gibi başka türlüsü zaten olmaz ki. Olmaması da lazım. Olmaz abi zaten bu yani Allah korusun şey olur. Bir yere kadar gider. Ha, işin sonu kötü olur yani. Kimse kimseyi boş yere çekmek zorunda değil bu kadar. Evet. Sonuç olarak yardım ediyoruz. Değiştim diyorsun artık ha. En azından demek için çok erken. Startı verdim. Startı verdiğimi düşünüyorum. Abi, umarım kendisi de mutludur. Farkındalık bile bir şeydir yani. Atılan bir adımdır. Büyük bir adımdır hem de. Evet. Ya genel olarak hani senin evliliğinle, eşinle alakalı durumu konuştuk ama çok düz bir mantık yürütmek gerekiyor. Mükemmel değiliz. Hani bu benim için de geçerli, herkes için geçerli. Herkese iyi gelmek durumunda değiliz. Bu yüzden huylarımızı, alışkanlıklarımızı ne kadar zor gelse de toplum kuralları gereği veya insanlarla geçinebilmek için ya bunları bir yerde bir fedakarlık yapman gerekiyor. Ya öyle evet ama şu da var. Buna lafını kestim. Buna kimi zaman sebep hani eşin olur, kimi zaman annen senden rica eder, kimi zaman iş ortamı olur. Ama bunu yapmak gerekiyor yani. Değişmek gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü dünya değişiyor. Kültür değişiyor. Sosyal ilişkiler değişiyor. Sen de değişiyorsun. Kafa yapın değişiyor. Ben 2 sene önceki kendi düşüncelerimi beğeniyor muyum? Beğenmiyorum yani. Aynen öyle. Ben ne kadar işte saçma düşünmüşüm. Cahil miymişim? Yani 2 sene ha, çok da değil yani. Ha. Yeri geliyor bu 2 hafta öncesi de oluyor. Seneli bile değil yani. Niye acaba böyle düşünüyorum? Niye böyle yaptım diye kendime bazen sorduğum oluyor tabii. Kafayı yastığa koyunca. Ya bir de şu da var. Gözlemlerimi söyleyeyim en azından. Şimdi zorluk falan dedik ya ya da fedakarlık dedik ya da işte iyilik vesaire diye konuştuk. Zorluk kime göre zorluk şimdi? Başka evli insanlarda mesela şu olabilir. Ya benim eşim işte yardım ediyor her şeye ama onun eşi işte bambaşka bir şey bekliyor halbuki adamdan. Hani temizlik falan konusu değil. Ya her evin içi farklı bir dünya. Tabii tabii. Belki duygusal olarak atıyorum aynen. daha anlayışlı olmasını bekliyordur. Aynen. Daha az kıskanç olmasını bekliyordur. Mesela. Dediğin gibi bir sürü noktası vardır. Bunu konuşacağımız şey değildi. Net değildi. Şuraya oturunca belli oldu ama güzel muhabbet kesinlikle oldu. Değildi. Yani umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de bu yorumlarını değil mi? Evli çiftler veya... Gömmeyin lütfen beni. Ben her şeyin farkındayım. Düzeleceğiz inşallah. Ne zaman baba mezara girince... O muhabbet de çok. Peki o zaman haftaya görüşürüz.